Saldırıdan yaralı olarak kurtulan Aylin Özgen tedavi gördüğü hastaneden akşam saatlerinde kaçırıldı. Senin nerede olduğunu bilmesem de kiminle olduğunu biliyorum Esmer. Tehlikedesin dedim. Umurumda değil. Gitmek istiyorum. Şok gelişme. Kanlı düğünde yaralanan Doktor Aylin Özgen bu akşam kimliği belirsiz kişilerce kaçırıldı. Aylin. Sana bir şey olmasına izin vermeyeceksin. Yeni tespit ettik efendim. Aşk mı, görev mi Esmer? Aşk mı, görev mi? Kimim, neyim, onu bile bilmiyorum. Tamam, ben yanındayım. Sen de Esmer gibi beni bırakıp gittin Sinan. Sen de... Bunu mu arıyorsun? Sana açıklama yapmam gerektiğini düşündüm. Hiçbir şey yapmana gerek yok. Arkadaşlarıma hesap sormam. Seni bırakmadım. Döndüğümde Ali ile gidiyordun. Yeter. Daha fazla bir şey duymak istemiyorum. Aşkım kahvaltıda da bir şey yemedin. Bari şundan biraz ye. Hadi bebeğim lütfen. İstemiyorum. Of, hadi ama lütfen. O olay hayatlarımızı alt üst etti. Aylin. Bebeğimiz. Bebeğimiz. Ender'cim.
kendini işkence ediyorsun Ender. Hem istersen başka bebeklerin de olur. Sen istersen bir düzine çocuk yaparız sevgilim. Sakın boş hayallere kapılayım deme. Sen benim için sıradan bir fahişeden başka bir şey değilsin. Ne demek istiyorsun yani sen? Seni başka bir erkekle aldatan Aylin, fahişe olan ben miyim? Sen Aylin'in adını ağzına alamazsın. Seni ilgilendirmez. Yerini bil, tamam mı? Kimin çocuklarımın annesi olacağına ben karar veririm. Bir başkası değil, anladın mı? Hele sen asla! Asla! Asla asla deme aşkım. Oğlum, Ali, sana bir şey geldi, postacı bıraktı. Nazlı ile hep buraya gitmek isterdiniz tatile, değil mi? Evet. Belki bir gün tek başına gidersin. Belki de Nazlı kadar sevdiğin biriyle, ha Ali? Başka birini bu kadar çok sevebileceğime inanıyor musun Fatoş anne? Saçmalıyorum oğlum. Sen daha buna hazır değilsin. Ama hayat bu hiç belli olmaz ki. Bir gün biri çıkıverir karşına. Bak sen bizim artık tek evladımızsın. Eğer gönlün birine kayarsa, ne bileyim, çekinirsin belki, diyemezsin. Anne. Bir kağıt parçası, bak bizi ne yaptı. En iyisi ben bunu atayım, gözümüzün hayır, önünde durmasın. Hayır. Sen nasıl istersen oğlum. Aylin? Beni aramışsın, duymamışım. Ben nasılsın diye soracaktım. Bilmiyorum. Yani daha doğrusu pek de iyi olduğum söylenemez. Şey, o geldi. Ben onu kırdım. Hala Sinan'ı mı düşünüyorsun Aylin? Sana yaptıklarından sonra. Orada bir başına bıraktıktan sonra da. Konuşmasına bile fırsat vermedim. Doğru mu yaptım bilmiyorum. Açıklamak için bir şans vermeliydim belki. Bugün seni görebilir miyim? Bugün dinlenmek istiyorum. Yarın olabilir. O zaman yarın ararım seni. Tamam. Yarın buluşabiliriz. Teşekkür ederim Ali. Her şey için teşekkür ederim. Görüşürüz. Görüşürüz Ali. Kapatmam gerekiyor. Tamam, hoşça kal. Eşyalarını mı almaya geldin? Hiçbir yere gitmiyorum. Neden fikrini değiştirdin? Ne oldu? Kalıyor olman pek hoşuna gitmedi galiba. Yoksa başka planların mı vardı? Sevgilinle planlar mı yapıyordun? Saçmalıyorsun yine. Bırak şunu. Hep aynısın değil mi? Hiç değişmeyeceksin. Ama bundan sonra o iyi adam numaralarını inandıramayacaksın beni. Bunu mu giyeceksin onunla buluşurken? Hı? Bunları mı giyeceksin? Bırak Allah aşkına ya! Ben...
Söyle, bana tercih mi ediyorsun? O polisle birlikte oluyorsun değil mi? Eder, bırak! Bebeğimi de aldın zaten benden. Bu herifle daha rahat buluşabilmek için değil mi? Ha? Eder, manyak mısın sen, neler diyorsun? Bana bak. Bundan sonra evli bir kadın gibi davranacaksın. Ve bana sağlıklı bir çocuk vereceksin. Duydun mu? Beni sevdiğini söyle. Beni çok sevdiğini söyle aşkım. Beni çok sevdiğini söyle aşkım. Bir daha söyle. Seni seviyorum. Ben de seni seviyorum aşkım. Çok seviyorum. Nereye Kader? Nereye gidiyorsun kızım? İşlerim var anne. Ne işiymiş bunlar? İstanbul'a yeni geldi. Kimi tanıyorsun ki işin olsun? Merak etme anneciğim. Birkaç yere uğrayıp geleceğim. Bak, beni küçük düşürecek, utandıracak hiçbir şey yapmayacaksın Kader. Sen benim yaptıklarımla her zaman gurur duydun anne. Gene öyle olacak. Hiç merak etme, tamam mı? Sen üzülme sakın. O nerede? Aşağıda. Toplantısı var. Demek yanımızda değil ha? Demek benim acım onun için bal şeker. Öyleyse Eşref Selvi Hanlı bundan sonra benim düşmanımdır. Şşt, sakin ol. Şimdi tansiyonun falan fırlayacak. Bulgar'dan korkuyor. Bulgar'ın seni gözden çıkardığını düşünüyor. Senin yanında yer almak, Bulgar'ı karşısına almak demek. Korkak it! Merak etme. Herkesin teslim olduğu bir an vardır Süleyman. Beni istemişsiniz. Hı. Gel oğlum gel. Otur gel. Bak oğlum, bundan sonra benim olduğum bütün toplantılara sen de geleceksin. Aramıza hoş geldin. Beni buna layık gördüğünüz için teşekkür ederim. Onur duydum. Ancak o toplantılara ne sıfatla katılacağımı bilmek isterim. Benim oğlum ve varisim olarak. Varisinizin biz olduğunu sanıyorduk. Bu ne cüret? Buraya girmene kim izin verdi? Çık dışarı. Merak etme, duracak değilim. Sizinle aynı havayı solumak bile beni çok mutsuz ediyor. Sadece konuşmalarınıza kulak misafiri oldum ve... Ve ne olduğu bile belli olmayan, böyle karanlık birinin sizin tarafınızdan evlat yerine konmasını sindiremiyorum. Ne beni ne de Bahar'ı çocuğunuz gibi görmediniz. Bir tek güzel sözünüzü bile işitmedik. Bizi hiçbir zaman sevmediniz. Ama şimdi bu adam sizin evladınız, öyle mi? Bırak dokunma bana. Sana çık dışarı dedim. Çık dışarı. Hadi çık.
şirket hiç yabancı gelmiyor. Bu bir Amerikan şirketi. Biliyordum. Şimdi köşeye sıkıştın Ali Bey. Artık elimden kurtulamazsın. Savcı Bey. Buyurun. Merhaba, ben avukat Kadar Çesen. Biraz vaktinizi alabilir miyim? Sizi burada görmek... şaşırmadım desem yalan olur. Neden şaşırıyorsunuz? Siz Süleyman Çesen'in kızı değil misiniz? Yanılıyor muyum yoksa? Yanılmıyorsunuz. Nasıl yardımcı olabilirim? Ben bugün buraya adaletin sağlanması için elimden gelen ne varsa yapmaya hazır olduğumu söylemek için geldim. Yani işbirliği diyorsunuz. Mesleki işbirliği diyelim sayın savcım. İyi hoş da siz bir Çesensiniz. Dürüst olmak gerekirse bu dedikleriniz ne kadar inandırıcı olabilir? Adalette ayrım yoktur savcı bey. Beni mazur görün. Bu alışık olmadığım bir şey. Ve benim için de inanması güç açıkçası. Yargının benim taşıdığım soyattan daha büyük, daha yüce olduğuna inandığım için buradayım. Ve bu davada sizin omuz omuza çalışmak istiyorum. İyi ama babanızın da zarar görebileceği büyük bir davadan, yıpratıcı bir yoldan bahsediyoruz. Bunu biliyor musunuz? Hepsini biliyorum. O zaman hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hiç merak etme Süleyman. Eşref işin olmuş bilsen. Sağ ol Niran. Senin gibi bir dostum olduğu için çok şanslıyım. Gece görüşürüz. Hı hı. Seni de evlendirelim artık oğlum. Olmuyor böyle yalnız yalnız. Önemli bir kadındır Niran. Görünürde İstanbul'un gece hayatında yeri olan bir patroniçe. Ama asıl patroniçeliği başkadır. Tarihin en eski mesleğinin en iyi icracılarını bulmakta ve çalıştırmakta usta bir kadın. İşlettiği lüks semtlerdeki evlerinde çok iş bitirildiği konuşulur. Verdiği kaliteli hizmet, şehvetin, arzuların doyurulduğu mezeli rakı sofraları, ulaşılmaz makamları bir telefon kadar yakınlaştırmıştır bu kadına. Önemli devlet içi tayinlerde bile Niran'ın parmağı olduğu kulaktan kulağa dolanır. Dışarıdan bakıldığında her kapıyı açabilecek güce sahip sanılan büyük adamların bile başvurduğu bir kapıdır Niran. Yani ipten adam alır cinsinden. Süleyman Çesen'le dostluğu nereden geliyor peki? Niran herkesin dostudur. Bakınız, Roza ve Çesen. Bu aşk, her aşkta olduğu gibi derin hesaplar taşır. Niran'ın ayarlamalarıyla tesadüf karşılaşmalar, bir araya getirilmeler adım adım hesaplanır. Kimin kime aşık olacağını bile o belirler. Yani Roza, o Niran'ın kızlarından mıydı? Tam üstüne bastım. Ama o Ezo'nun annesi. Ne yap ne et, onun güvenini kazan. Ona yanaş, onun adamı ol. Tarihin en eski mesleğinin ölmeyeceğini, hep var olacağını, kadının sinsi gücünün, cinselliğe teslim olma acizliğinin en canlı tanığıdır Niran.
ve onun evinde herkesin bir belgesi vardır. En karanlık, en pis, kimselere anlatılamayacak kadar utanılası ve açıldığında yeri yerinden oynatacak belgeler. Ah Eşref, ah. O hasta halinle nasıl da zor durumda kalacaksın şimdi. Beni aşağılamaya mı çalışıyorsun? Yalvarırım, yapma. Kaç para alıyorsun sana? Açıklama yapmama bile izin vermeyecek misin? İstemiyorum. Hiç kimseye hiçbir şey istemiyorum. Benden nefret ediyor. Ne söyledin ona? Sadece gerçekleri. Aileni benden alamazsın. Ona hiçbir zaman sahip olmadın ki. Savaş mı istiyorsun ha? Savaş mı? Günahsız insanlara zarar verdiğin yeter.
ailende dolmasına izin vermeyeceğim. Hiçbir şey bilmiyorsun. Hiç! 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 Neyi bilmiyorum ha? Neyi bilmiyorum? Ne demişler? Kendi işini kendi göreceksin. Allah kahretsin, sür çabuk çabuk. İyi misin? Bir şeyim yok. Sen? Düşmanımız çok anlaşılan. Eşref Bey. Eşref Bey. Eşref Bey. Ne var lan? Yine ne istiyorsunuz? Aa, Niren Hanım sizi görmek ister. Gelsin. Peki ağam. Gene ne istiyor bu orospu karı? Ben de bu geceki toplantı için dinleniyordum kraliçem. Hayırdır? Bekleyemeyecek kadar acil olan şey ne? Aramızdaki ufak anlaşmazlığı çözecek bir fikrim var Eşref Bey. Bence çözülecek bir şey yok. Süleyman Çesen kendi başının çaresine bakar. Ona bir şey olmaz. Gerekirse bu işlerden elini eteğini çeker. Hem dinlenmek ona da iyi gelecektir. Meraklanma sen. Dur bakalım. Hemen acele kararı verme. Bence birazdan daha kolay anlaşacağız Eşref'im. Bağını sorma. Devam edemeyecek misin? Vay Eşref Bey. Bu olay duyulursa başka kaset olaylarına benzemez Selvi Hanlı. Adın öyle bir kirlenir ki bir daha kimse temizleyemez. Sen kapat şunu. Kapat. Ne istediğini söyle be kadın. Bu geceki toplantıda sen de Süleyman Çesen'in yanında olacaksın. Bize destek vereceksin. Anlaştık mı? Bu sessizliği evet olarak alıyorum Eşref Bey. Hepimiz hayırlı olsun. Al şu pisliği gözümün önünden. O senin hediyem olsun. Nadi kaltak. Şerefsiz karı.
benden nefret ediyor. Bu kadar aşkla bakan göz senden nefret edemez. Ben onu yıllar önce kaybettiğim Ezo'nun yerine koydum. Eğer Aylin'i de kaybedersem... Onu kaybetmeyeceksin. Nereden biliyorsun? Bende her kalbin anahtarı vardır. Hepimizi hayal kırıklığına uğrattınız. Ben anlayamadım efendim. Siz kendi sorunlarınıza gömülmüş onlarla uğraşırken son yılların en büyük uyuşturucu sevkiyatı yapıldı. Üzgünüm. Afşar Selvi Hanlı'nın hazırladığı oyuna hepiniz inandınız. O da tüm dünyanın uyuşturucu piyasasını alt üst edecek bir kaptagon vurgununu yaptı. Sevkiyatı yapmış olabilir. Ama ömrü fazla uzun olmayacak. Garanti ederim. Tüm bilgiler burada var. Nasıl halledersiniz bilmiyorum ama... Ama bu iş fazla uzun sürmemeli. Merak etmeyin. Şunlara bak. Bunlar bir zeka ürünü. He? Öyle değil mi? Haklısınız Afşar Bey. Daha iyisini yapacağım. Çok daha iyisini. Hı hı. Bütün dünyayı ele geçireceğim. Babama inat. Herkese inat. Selam. Sen burada mısın hala? Şu sıra huzur bulduğum tek yer burası. Evde kalmak istemiyorum. Kimseyi görmek istemiyorum. Özellikle de Ender galiba. Aranız düzeldi sanıyordum. Yine neler oldu Aylin? Anlatmak istersen dinlerim. Biliyorsun ben senin en yakın arkadaşınım. Biliyorum Yasemin. Her zaman yanımda olduğun için teşekkür ederim. Saçmalama Allah aşkına. Boşanırken senin de Ender'in de desteğini unutamam. Senin yaptıklarının yanında benimkinin lafı olmaz. Hadi anlat bakalım. Neler oluyor? Ondan iğreniyorum Yasemin. Nefret ediyorum. Fakat ondan bir türlü kopamıyorum. Anlamadım şimdi. Sana bu kadar acı çektiriyor. Aşık falan mısın sen hala kocana? Yapma Yasemin. O zaman? Bak canım. Ben de kabus gibi bir evlilik yaşıyordum. Biliyorum. Ama kocamdan ayrıldığımda kendi ayaklarımın üzerinde asla duramam diye de korkuyordum. Ne oldu? Boşandım ve şimdi özgürüm. Çok da mutluyum. Ya ailem, annem kahrolur üzüntüsünden. Aylin, başkalarını mutlu etmek adına seni mutsuz eden hiçbir şeyi sürdürme. Sana dost tavsiyesi. Oğlum abla. Çocuk gelmedi daha.
Şunu çocuk yerine koyup da şımartıp durma abla. Ne olduysa zaten senin yüzünden oldu. Ne diyorsun sen Eşref? Çocuk okulunu bitirdi geldi. Gözüne girmek için her şeyi yapıyor. Ama sen... Sen sokaktaki köpeğe bile oğluna davrandığından daha merhametli davranıyorsun. Sonra bu çocuk senin yüzünden böyle oldu diye beni suçluyorsun. Tamam oğlum, tamam. Ne ben ne de sen o iti adam edemeyeceğiz. Hep onu suçladın. Onun bir suçu yoktu. O daha küçücük bir bebekti. İnsan dediğin kin tutar. Tutar ama oğluna da bu kadar nefret beslemez Eşref. Ne olur bir kere başını okşasan, oğlum desen. Hadi avşara kinliyim. Kuzana demeli. Torunlarımın yüzünü göstermiyor bana Aşif'te. Huzuru hiç düşündün mü? İnsan huzuru bulduğu yerde yaşar. Huzur olmayınca da kaçar gider. Huzurmuş. Yerim ben huzuru. Para ve güç olmasa görürüm ben sizi. Arabayı hazırlayın lan. Çıkacağım. Peki efendim. Afiyet olsun. Hoş geldin Süleyman. Hoş geldin. Bir kez daha başın sağ olsun. Dostlar sağ olsun. Süleyman kardeşimizin başına gelen üzücü bir olaydan sonra güç birliği yapmaya karar verdik. Bunu Bulgar'a iletmeye itirazı olan var mı? Başta hayır dediydim. Lakin düşününce bildiğim düzeni bilmediğime her zaman yeğe tutarım. Ancak söz konusu olan Süleyman Çesen kardeşimin mutluluğuysa boynum kıldan incedir. Lakin şartım vardır. Oğlum Avşar'ı da aranıza kabul edeceksiniz. Avşar mı? Sen kapındaki köpeğe bile oğlundan daha fazla değer verirsin.
Aramızı almak da ne demek? Aklından geçen nedir Eşref? Açık konuş. Biliyorsunuz. Ecelin nefesi aha buramda. Giderken gözüm açık gitmek istemem. Oğlumun işlerimi devralmasını istemem de hakkımdır. Ha Süleyman? Bu da nereden çıktı Eşref? Amacın işi yokuşa sürmek ise? Öyle bir niyetim yoktur. Sen de oğul yerine koyduğun haçlıya devrettin her şeyi. Biz itiraz ettik mi? O zaman karar verildi. Her şey burada konuşulduğu gibi devam edecek. Her şeyi hallettiğimize göre bana müsaade. Süleyman. Çekil lan. Süleyman dur biraz. Rosa nasıl? Güvende. Hiç merak etme. Onu çok özlediğimi söyle. Ona de ki sular durulunca tekrar bir arada olacağız. Hı? Hoş geldin. Hoş bulduk. Otur. En kolay kırılan şeydir kalp. Bir kere kırıldı mı hiçbir zaman eski halini almaz. Ama ya o kalp kırılmayı hak etmişse? Hiçbiri kırılmayı hak etmez. Özellikle de aşkla yananlar. Bunu unutma Aylin. Aşık bir kalbi kırarsan o kalp yangınıyla seni de yakar. O iyi mi? Onu iyi edecek şey yok bende. Onun ilacı ben değilim ki. Eğer onu görürsen, yani gelirse, ben de bir emanetim vardı. Güle güle kızım. Bir küçük kız tanıdım masallara inanan. O benim olan tek şeydi. Ömrümdü. Ezon'du. Ben Ezon'un yerine seni koydum Aylin. Thank you.
bırakılır of, küllerine cezve sokulur. İçerimde yangın yakılır of, küllerine cezve sokulur. Son bakışın aklıma takılır. Yürü. Ne yapıyorsunuz siz ya? Kusura bakmayın. Ama siz de çok dalgınsınız. Neredeyse öldürecektiniz beni. Tekrar özür dilerim. Sonra abicim, kıza telefon numaramı verdiğime vereceğime pişman oldum. Baydı beni. Yok aşık olmuş, yok şöyle, yok böyle. Oo, şu gelene bak abi, şu gelene. Allah! Tanıyor musun? Sanki buraya doğru geliyor. Yok, tanımıyorum. Vallahi geliyor. Ali Bey. Ben kiminle konuşuyorum? Merhaba, ben avukat Kadar Çesen. Memnun oldum. Çesen ailesinden misiniz? Süleyman Çesen'in kızıyım. Başka kızı olduğunu bilmiyordum. Özel, konuşabilir miyiz? Tabii, siz buyurun böyle. Ben kalkıyorum zaten. Görüşürüz abi. Geçin, buyurun. Sizi dinliyorum. Belki biliyorsunuzdur. Kardeşimi kaybettik. Biliyorum. Başınız sağ olsun. O gün siz de oradaydınız Ali Bey. Katiller hala bulunamadı. Ve olay sürekli örtbas edilmeye çalışılıyor. Ve bu arada kanlı düğün diye bağıran medya bile susturuldu. Kim var bu işin arkasında? Bunu soracağınız en son kişiyim ben. Neden? Siz bir emniyet görevlisi değil misiniz? O düğüne davet edilmediğiniz halde gittiniz. Savcı görevinizi ihlalden hakkınızda suç duyurusunda bulundu. Her şey ne kadar şüphe çekici. Bir polis olarak kardeşimi ve oradaki bir sürü masum insanı koruyamadınız. Bana bak küçük hanım. Şüpheli ya da suçlu arıyorsan en yakınında arayacaksın. Senin babanın ait olduğu dünya bu ülkeyi kirletiyor. Masum insanları öldürüyor. Bırak bu idealist avukat tavırlarını. Senin dünyadan haberin yok. Dünyadan haberim olup olmadığını çok yakında öğreneceksin Komiser Ali Aksu. O zaman devletin arkasında daha ne kadar saklanacaksın? Çok merak ediyorum. Allah Allah. Kim şimdi bu münasebetsiz? Gerginiz bugün. Sakin olun biraz. Efendim, Nedret Hanım'ın annesi olduğunu söyleyen bir hanımefendi geldi. Ziyaretçi kabul edemeyeceğimizi söyle. Daha sonra gelsinler. Ama Timur... Olur mu öyle şey çocuklar? Tebrikler karıcığım. Ailen ne görgüsüz ne anlayışsız olduğunu bir kez daha belli etti. Timur, gelen misafire saygısızlık yapmak bize yaraşır mı? Al içeri kızı misafiri. Peki efendim. İyi de daha kendimizi toparlayamadık bile. Bu biraz görgüsüzlük olmuyor mu? Görgüsüz olan sensin. İyi niyetiyle geçmiş olsun demeye gelen birini aşağılamak ne zamandan beri asalet oldu?
Sen ne dediğinin farkında mısın? Şşş, çocuklar. Timur. Hoş geldin anneciğim. Öpeyim anneciğim. Hoş bulduk. Hoş geldiniz Hikmet Hanım. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Geçmiş olsun demek istemiştim. Kusura bakmayın. Böyle saatsiz aniden oldu ama. Ne demek? Buyurun. Birlikte yiyelim. Buyurun oturun. Ellerimle açtım. Ev baklavası. İnşallah beğenirsiniz. Götür kızım şunu. Bir de servis getiriver. Peki efendim. Şöyle otur anneciğim. Çay da ister misin anneciğim? Zahmet olmaz. Zahmet olur mu hiç? Buyurun efendim. Ben hallederim. Efendim hoş geldiniz. Buyurun. İnşallah iyisinizdir. İyiyim. Ya siz? Ben de iyiyim. Buyurun. Son zamanlarda olanlar bizi çok endişelendiriyor. Ne gibi? Baksanıza gazetelere. Süleyman Çesen kimdir, nedir, gücü ne kadardır? Bu sizi neden ilgilendiriyor bu kadar? İç işlerimiz bunlar bizim. Ha, elbette. Ve biz dost ülke olarak. Elbette. Elbette dost ülke. Yani umarım. Ancak son zamanlarda bizim iç işlerimize biraz fazla karışıyorsunuz gibi geliyor. Böyle yanlamanızdan üzüntü duyarım. Biliyorsunuz ki ülkelerimiz birçok konuda işbirliğindeler. Ama siz de şunu biliyorsunuz ki bu işbirliği her sorunuzu cevaplandırmamı gerektirmiyor. Çok hassassınız. Bakın, bu görüşmelerimiz diplomatik çerçevededir. Ülkemizin yararına olacak her türlü işbirliğine elbette varız. Ama bu tek taraflı olmamalı. Siz sadece almaya bakıyorsunuz, vermekten hoşlanmıyorsunuz. Şeref Bey, ülkeniz hala uyuşturucu trafiğinde aktif. Ve siz önüne geçemediniz. Ve dost ülkelerle işbirliğine rağmen. Bu işler uzun mücadeleler gerektirir, bilirsiniz. Ama diyebilirim ki mücadelemiz hiç de fena gitmiyor. Öyle mi? Peki en son Captagon işine ne demeli? Bakın ne diyeceğim. Neden siz de bana dış bağlantılarla ilgili yardımcı bilgileri vermiyorsunuz? Gecikmedi mi? Demek küçük avşar büyümüş ve bizden gizli işler çevirmeye başlamış. Ama biz öğrendiğimize göre artık gizli değil. Sen merak etme. Bizde yapılan iyilik de, kötülük de asla karşılıksız kalmaz. Ne eksik, ne fazla. Aynı acıyı Selvihan'la ailesi de yaşayacak. Bir planın mı var? Seninle her şeyi yapabiliriz. Çünkü artık Selvihan'la ailesi
Sadece bizim değil. Tüm konseyin. Hatta Bulgar'ın düşmanıdır. Bu meseleyi hallolmuş bil. Eşref, bu gece olacakların acısını yaşadıktan sonra ölsün. Alo. Alo. Dede, dede yardım et. Aleyna, korkma bir tane. Torunumu rahat bırakın. Ne istiyorsunuz ondan? Beni dinleyin köpekler. Eğer torunumun kadına zarar verirseniz sizi doğduğunuza pişman ederim. Duyuyor musunuz? Kader, neredesin Kader? Neredesin Kader? Kader, neredesin? Aşağı hanım, neredesiniz? Aşağı hanım! Ne oluyor Süleyman Bey? Nerede? Kızım nerede? Gelmedi daha. Söyle, ne oldu? Bir de soruyorsun. Bu kız bir yılan. Bu kız... Ne biçim bir kız yetiştirdin? Saygısız! Terbiyesiz! Ha? Hem benim soyadımı taşıyacak... Hem de beni arkamdan vuracak ha? Sizin soyadınız mı? Utanılacak bir soyattan başka ne verdiniz bana? Seni terbiyesiz. Hadi Elif. Benim çiçekler gibi yetiştirdiğim kızıma nasıl vurursun sen? Ne çiçeği? Soyadımdan, benden utanan bir rezil o. Soyadından utanmadım. Tiksindim. Kader. Çocukluk gecelerimin kabusuydun sen. Allah aşkına Kader. Sana bir şey söyleyeyim mi? Çocukken hep bir başkasının kızı olmayı hayal ettim. Ne diyor doktorlar? Yoğun bakımdan çıkmadan kesin bir bilgi veremiyorlar. Sizi eve bırakmamı ister misiniz? Yok. Ben böyle olmasını ister miydim hiç? Ne olursa olsun o bizim babamızdır. Büyüğümüzdür. Kader iyi yapmadı. Hem de hiç iyi yapmadı. Nerede o? Nerede o? Sakin olun lütfen Ozan Hanım. Nasıl?
Neden? Nasıl oldu? Onu hiç bırakmamalıydım. Hiç. Dinlememeliydim. Tanrım. Tanrım onu koru. Bir daha onu bırakmayacağım. Yanına girmeliyim. Onunla konuşmalıyım. Benim burada olduğumu bilmeli. Lütfen. Lütfen git doktorla konuş. Lütfen. Lütfen Esmer git doktorla konuş. Tamam. Konuşacağım. Yukarıda bir hanım bayıldı. İlgileniverin. Şimdi geldim hastaneye. Süleyman Bey'in kalp krizi geçirdiğini söylediler. Hala yoğun bakımda. Geçmiş olsun. Sağ ol. Ben hastalarım bekliyor. Eğer vaktin varsa... Yani bu gece... İyi günler. Merhaba Ali. Hastanede mi çalışmaya başladın? Hep buradasın. Senden haber bekliyorum. Tamam mı? Görüşürüz. Görüşürüz. Bakıyorum da hemen eski samimiyetinize dönmüşsünüz. Düşman mı olmalıydık? Anlamıyor musun Aylin? Başına gelen bütün kötü şeylerin sorumlusu o. Ben çocuk değilim Ali. Kimin iyi, kimin kötü olduğunu ayırt edebilecek yaştayım. Merak etme. Tamam. Benim için telaşlanıyorsun. Teşekkür ederim. Ama ben ikinizin arasında kalmaktan gerçekten çok sıkıldım. Hastalarım bekliyor Ali. Görüşürüz. Hayrola? Ne oluyor burada? Ali... yani Ali Bey... Ali Bey'i tanıyorsun. Bir olayla ilgili burada... Yani soru soruyordu. Saçmalamayı kes Aylin. Kapa çeneni. Bir de utanmadan burada mı buluşuyorsunuz? Hop hop dur bakalım birader. Sakın bana el kol hareketi yapma. Ne diyorsun sen? Ne dediğimi gayet iyi biliyorsun. Bilmiyorum. Söyle de bileyim. Bana bak. Karımdan uzak dur. Ender saçmalama, kendini de beni de rezil çekil ediyorsun. Şuradan. Sen ne yapacağını sanıyorsun? Aylin! 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 Aylin!
Aylin yardım edin. Ender. Biri yardım etsin. Aylin. Tamam. Yardım edin. Aylin. 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 Çekilin, açılın. Monitör gelsin. Çabuk olun. Evet efendim. Aylin. Aylin. Ne oldu Aylin'e? Aylin, ne oldu? Ne yaptın? Çekilin. Ne yaptın ona? Ne yaptın? Ne yaptın? Dur, sakin ol. Bırak da müdahale etsinler. Dur. Ne yaptın? Dur. Bırak, sakin ol. Bırak da müdahale etsinler önce. Aylin. Serum getirin, çabuk kaybediyoruz. Kalp atışları çok zayıfladı. Hastayı kaybediyoruz. Ben gidiyorum artık. Nabız alamıyorum.